Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Evet, kıymetli Kanal 23 izleyenleri, bir farkındalık programında yine karşınızdayız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, birbirinden güzel konularla siz kıymetli izleyenlerimize buradan güzel konuları paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, yine bu akşam sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. İnsanı ve insanla beraber şükrü ve insan arasındaki, insanla kainat, kainatla şükür arasındaki farkındalığı konuşacağız. Evet, insan aslında bir şükür fabrikasıdır. Bunun ne kadar farkındayız veya bu şükrü insan olarak ne kadar yerine getiriyoruz? Tabii ki yine kıymetli hocamız aramızdalar. Kendisine ben tekrardan hoş geldiniz diyorum. Eyvallah, hoş bulduk. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İyisiniz inşallah. Çok şükür, siz de iyisiniz. Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Tabii Elazığ'ımız biraz sıcak. gün içerisinde sıcaklar bizi biraz yoruyor. Tabii Rabbim yardımcımız olsun. Allah da böyle suhuletli bir şekilde hem çalışanlar için hem de böyle bu sıcağın altında farklı işlerde bulunan ehli imana yardım etsin diyelim. Amin. İnşallah. Amin. Hayırlı çalışmalar yapanlar var. Tabi bugün kıymetli hocam şükrü konuşacağız. Şükrün fabrikası olan insanı konuşacağız. Şuradan ben Bismillah diyelim. Yani bu şükür, evet, elhamdülillah diyoruz, bir şükürdür. Tabii gerçek şükür nedir? Yani sadece elhamdülillah demek mi? Bu yeterli mi? Buradan Bismillah diyelim. İnşallah ilerleyen zamanda farklı konulara da gireceğiz. Eyvallah. Şimdi tabii halkın arasında yani böyle çok şükür. Yani böyle dil ucuyla bir şükür var. Bu da kötü bir şey değil ama evet. Gerçek şükür dediğimiz zaman gerçek şükür biraz farklı. Ben bir örnekle girmek istiyorum. Mesela düşünün, bir şeker fabrikası var. Şeker fabrikasının bir ham maddesi vardır. Ham madde gelir, en son şeker olur. İşte ham madde şeker pancarıdır. Şeker pancarı işlenir, farklı kazanlarda kaynatılır, imbiklerden, süzgeçlerden süzülür. En son böyle toz şeker olarak, kesme şeker olarak çıkar. Şimdi bizim elimizde bir ham madde var. Ve bu ham madde bize geliyor ve bizden de bir meyve, bir sonuç, bir ürün çıkıyor. Evet. Zaten konunun da, temanın gerçek manası da bu. Yani bir şükür fabrikası olarak insan. Ham maddemiz nimetler. Bütün nimetler bize yansıyor. Ama ne varsa, bir bardak su olabilir. Az önce o bahsettiğiniz sıcaklık, güneş. Güneşe karşı gölge, evdeki çocuklarımız, bir bardak çay içerkenki huzurumuz, evet. İnsanlarla konuşurken onlarla olan aramızdaki muhabbet, annemiz, babamız, onlardaki şefkat, ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, insanlığımız, bunların her biri bir şükür vesilesi olan bir ham maddedir, yani nimettir. Nimetler insana gelir, insan bu nimetleri aynı şeker fabrikası gibi şüküre çevirmekle yükümlüdür. Onun için bu dünyaya gönderilmişiz. Yani bizim fabrika şükür fabrikası. Şükrün zıttı nedir? Şükürsüzlük, yani nankörlük. Yani bir şey geliyor, aynı bir kara delik gibi onu yutuyor. Allah ona sağlık vermiş, o sağlığı Allah'tan bilmiyor. Nereden biliyorsun? Spordan biliyorum. Allah ona bir huzur vermiş. Huzuru nereden buluyor? Bizim site çok huzurlu. Yani şimdi bakınız, yani insan bazen Allah'ın verdiği nimetleri başkalarından bilerek maalesef şükürden başka bir taraflara doğru savrulabiliyor. İşte bizim ham madde olarak gördüğümüz bütün nimetler, ama bütün nimetler, yani aklınıza gelen gelmeyen ne varsa, yarın gelebilecek ne varsa, bunların tamamı bize aynı bir ayna gibi yansıyor. Biz bize bu yansıyan güzellikleri ayna nasıl yansıtırsa, güneşten gelen o güzellikleri yansıtırsa, bunlar benden değil, bunlar
Allah'tan geliyor deyip yansıttığımızda biz aynı bir şükür fabrikası gibi oluyoruz. Ve elhamdülillah diyoruz. Ve ondan sonra şükrün özellikleri olan bir anda Allah'a muhabbetimiz artıyor. Evet. Bir anda ona olan minnettarlığımız artıyor. Bir anda ona olan yakınlığımız artıyor. Bir anda bizim ona olan hürmetimiz artıyor. Yani Allah'a karşı daha hürmetli oluyoruz. Ama şükretmediğimiz zaman, o zaman bu nimetlerin, bu imkanların, bu fırsatların kıymetini bilmemiş oluyoruz. Halbuki etrafımızdaki her şey, yani şu an bizim burada konuşmamız, konuşabilmemiz, birbirimizi dinliyor olabilmemiz, izleyenlerin bizi ekrandan dinliyor olmaları, evlerindeki o güzel yuva, o sıcaklık, o yuva ortamı, aile ortamı, ailecek bir akşam yemeği yendi veya yenecek. Bakınız o ortamın güzelliği, daha sonra sohbetler, yakınlıklar. Bunların her biri aile içindeki, iş yerindeki, ticaretteki, dallardaki meyveler olarak ziraatımız, çiftçilerimiz, yani ne varsa nimet olarak bunların tamamı bizde şükre dönmesi gerekiyor ki o zaman o gerçek şükür ortaya çıksın. Yani gerçek şükür kıyaslama kabul etmez. Yani ya bu sene şükretmeyelim. Niye? Geçen sene gibi değil. Geçen sene daha iyiydi. Ya da bu sene yok. Şükre gerek yok. Yani mesela bu sene yok. Yani olana da olmayana da, ama bu sene varları bir sayalım bakalım. Bak belki bu sene ürün olmayabilir ama çocuklarımız sağlıklı. Sağlığımız var. Bu sene ambarlarımız mesela ürünle dolardı. Ticaretimiz, kasalar parayla taşardı ama kanser oldunuz. Ağız tadıyla yiyecek bir huzurunuz olmadı. Ağız tadıyla yiyecek bir huzurunuz yok. Bir yakınınızı kaybettiniz. Başınıza başka büyük sıkıntılar geldi. Yani neler varsa biz bir fabrikayız. Buradan ham madde gelecek. İnsan şükür fabrikasıdır. O gelen ham madde, yani bütün nimetleri biz şükre çevireceğiz. Ama böyle dilimizin ucuyla çok şükür demeyeceğiz. Elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam çok güzel bir hadis var. Beni çok etkiliyor. Diyor ki mahşer gününde bir grup insan olur. O bir grup insan böyle çok böyle şaşalı, görkemli bir şekilde gelirlermiş. Ve onların varlığını göstermek için çok büyük bir bayrak açılırmış. Büyük bir bayrağın altında, dikilen çok büyük bir bayrağın altında onlar dururlarmış. Efendimiz demiş ki bunların adı demiş Hammat'tır. Hammat. Ashab diyor ki ya Resulallah Hammat nedir? Efendimiz demiş ki Hammat her halükarda ne olursa olsun iyi kötü her halükarda şükredenlerdir. Elhamdülillahi ala külli hal sival küfri ve dalal. Evet. Yani eskiler böyle demiş. Yani her hale karşı Allah'a hamdolsun. Sadece dalalet, inkar, Allah'ı unutmak, bu gibi manalar haricinde neler varsa. Deprem mi oldu? Daha beter olabilir. Evet. Hastalık mı oldu? Veya işte bahsettiğiniz yani sıcaklıklar var. Evet. Daha da sıcağı olabilirdi. Daha da olabilir. Mümkün yani. Veya siz sıcaklar olur. Havalar serinler. Siz daha serin bir yerde entübe olursunuz. Hastanede yatarsınız. Allah bizi bakınız her halde ama ne olursa olsun elimizdeki bu minnettarlığı, bu şükrü, bu teşekkürü, bu Allah'a olan muhabbetimizi ifade eden hamd manasını elimizden almasın. Gerçek şükür bizim Allah'a olan muhabbetimizi arttıran bir şükürdür. Elhamdülillah. Yani hocam yani Allah bu bütün nimetleri aslında Allah'tan geldiğini bilmek ve Allah bizden nasıl kullanmamızı istiyorsa da aslında bir nebze o şekilde kullanmakta diyebiliriz değil mi? Yani evet aynen dediğiniz yani gibi yani buradan nimetler geldi. Zaten fabrika değişmiyor. Evet. Yani. Nimetler de değişmiyor. Bu fabrika bu nimetleri şükre çevirecek. Şirke çevirmeyecek. Şükranı nimet yapacağız. Küfranı nimet yapmayacağız. Evet. Fabrika böyle çalışacak. Tabii kıymetli hocam bir hastalığımız da var. Tabii bunun zıttı olarak biraz önce de ifade ettiniz. Yani bir şöyle artık sormak istiyorum. İşte şükürsüzlük, bu nankörlük tabiri beraber kullanıyoruz.
Hocam bunun panzehiri bulundu mu? Evet, nankörlük, evet. Eskiler demişler en büyük körlük nankörlüktür. Yani dışarıdaki gözleri görmeyen insanlara değil, asıl Allah'ın nimetlerini gördüğü halde bu kadar nimetler geliyor ama bu nimetlere şükretmiyor. Sağlık var, huzur var, annesi var, babası var, çevresi var. Nefes alıyor, su içiyor, lezzetli yemek yiyor, yediklerini öğütebiliyor, sindirebiliyor, dışarıya çıkarabiliyor. Yani hastanelerde değil, hapishanelerde değil, özellikle mezarlıklarda değil. Evet. Yani son nefesimizi vermemişiz. Bizim için hala bakınız kurtuluş ümidi, cenneti kazanmak imkanı mümkün. Böyleyken biz nankörlük yaparsak en büyük körlerden oluruz. İşte nankörlüğün de panzehiri var. Nedir hocam? Nankörlük gerçekten en büyük zehirdir. İnsanı zehirler. Allah'a olan muhabbetini zehirler. Allah'a olan hürmetini zehirler. Allah'a olan bakınız yakınlığını zehirler. Allah'tan uzaklaştırır. Allah'a hürmetsiz, saygısız yapar. Bizi minnettar değil, Cenab-ı Hakk'a böyle saygısız, hürmetsiz bir hale getirir. İşte o panzehir şükürdür. O bulundu. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'da Lokman suresi vardır. Lokman suresinde Hazreti Lokman anlatılırken herkes onun doktorluğunu bilir. Yani Lokman hekim, işte ölüme çare bulmaya çare arıyordu falan. Ama hiç Kur'an'da onun hekimlik yönünden bahsedilmez. Ama hakim, hekim Arapçada hikmetli, bir şeyin gayesini, faydasını, maksadını bilerek hareket etmek, anlamak gibi manalara geliyor. Ve o hekimi Lokman'ın, Lokman hekimin hikmetinden bahsediliyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki biz Lokman'a hikmet verdik. Eşyaya baktığı zaman eşyadan esmayı görecek. Niçinini, arka tarafını, manasını, gayesini, faydasını anlayabilecek, idrak edebilecek bir hikmet verdik. Ama niye verdik biliyor musunuz? Şükretsin diye. Evet. Yani Lokman suresinden alacağımız en büyük şey, belki de en büyük ibret bu. Yani Allah bize bir şeyleri anlama, idrak edebilme, faydasını, gayesini, maksadını, verimliliğini, sonuçlarını idrak edebilme yeteneği verdiyse biz bunu şükürde kullanmamız gerekiyor. Yani Allah bana sağlığı niye verdi? Allah bana bu evlatlarımı, eşimi niye verdi? Yani ben bunlarla şükredeceğim. Bunlar benim etrafımdaki nimetler. Yani bu nimetler bize geldiğinde şükre dönmesi lazım. Bizim aynamız onları Allah'tan olduğunu itiraf edecek şekilde şükre çevirmesi gerekiyor ki o zaman biz aynı şeker fabrikası nasıl şeker üretiyorsa insan da bir şükür fabrikasıdır. Şükür üretmesi lazım. Nankörlük veya böyle yok ya ben bunları kendimden biliyorum gibi, Karun gibi ben bunu kendi ilmimden, işte kendi diplomamdan, kendi başarımdan, kendi sülalemden, kendi yeteneklerim bana bunu verdi gibi sadece kendisinden biliyor. Hayır. Bu insanı bencil yapar. Ve bu insanı bakınız narsist yapar. Dünya artık bunun etrafında dönmeye başlar. Her şeyi kendi etrafında döndürmeye başlayan bir insan çıkar. Dolayısıyla nankörlüğün panzehiri şükür. Evet. Ama nankörlük de zehirdir ha. Bunu unutmayalım. Panzehiri konuşuyoruz da asıl zehiri konuşmamız lazım. Bugün hayatı zehirleyen, aileleri zehirleyen, toplumları zehirleyen, özellikle de insanın kendi iç dünyasını zehirleyen en büyük zehir nankörlüktür. Çünkü Allah'la olan ilişkinizi koparıyor. Allah'a olan yakınlığınızı, muhabbetinizi, Allah'a olan hürmetinizi yok ediyor. Öyle bir zehir yani. Adam arsenik içer, ölür. Bu ölüm başka bir şey. Yani kazara içtiyse, yanlışlıkla içtiyse belki şehit olur. Ama bile bile nankörlük zehirini içen bir insan Allah etmesin nankörler defterine yazılır. Dünyasını da ahiretini de heba eder. O yüzden tehlikeli. Evet. Yani nankör Allah yani bizleri o nankör
O deftere yazdırmasın. O deftere yazdırmasın. Öyle dua edelim hocam. Yani gerçekten yani dünyasıyla beraber ahiretinde berbat eden bir konuma düşmüş oluyor. Tabii kıymetli hocam, biz bir kainatın içerisinde yaşıyoruz ve kainat evet, evrendeyiz, evrendeyiz ve insan da bunun içerisinde. Adeta insanın baktığımız zaman işte hayvanat, nebatat, camilat hepsi insana hizmet ediyor. Ve bununla beraber bir de şükür kavramı var. Şimdi bu üç kavramı birlikte düşünürsek bunlar arasında bir bağ var mı? Varsa nasıl ilişkilendirmeliyiz hocam? Yani insan, işte kainat ve şükür. Bu pencereden, bu bağlamdan bakarsak neler söylemek evet, istersiniz? Şimdi o bağlama şöyle bakalım. Ben bir örnekle girmek istiyorum. Şimdi bir insan düşünün. Evet. Bu insan, gayet akıllı, kabiliyetli. ÖSS'ye girmiş, kazanamamış. KPSS'ye girmiş, kazanamamış olsun. Yani ÖSS'ye girdi, kazanamadı ama kazanabilirdi. Evet. KPSS'ye girdi, yeterli çalışmadı, kazanabilirdi, kazanamadı. Şimdi bunun yaşadığı aşamaları bir sayalım. Bakınız, bu insan yoktu. Adem denilen bir yokluk yerindeydi. Allah onun var olmasını yok olmasına tercih etti, onu var etti. Yani onun varlığını yokluğuna tercih etti. Var oldu. Ama birçok varlar var. Bizim vücut sahibi dediğimiz, varlık sahibi dediğimiz bütün mevcudat bu varlardandır. Var listesindendir. Taşlar da böyledir. Yani bütün düşünün kumsallardaki kum taneleri de böyledir. Dağların başındaki otlar da böyledir. Denizin dibindeki algler de böyledir. Ama Allah onu insan yaptı. Şimdi yukarıda bakın bir mertebe daha var. Taş olabilirdik, kaya olabilirdik. Allah bizi böyle yapmadı. Ama bizi bitki de yapabilirdi. Bir ağaç da olabilirdik. Bir maydanoz pekala olabilirdik. Bakınız Allah bizi bitki de yapmadı, nebatat da yapmadı. Ama hayvan da bırakmadı. Hayvan da olabilirdi. Bir göçmen, leylek olabilirdik pekala. Bakınız. Yani insan yokluktan ta insanlığa kadar taş olmayarak, ağaç olmayarak, hayvan kalmayarak, insan olarak, Müslüman olarak bu kadar nimetler, sağlık gibi, afiyet gibi, anne baba gibi, aile gibi, vatan gibi, bayrak gibi, ülkemizdeki huzurumuz gibi birçok böyle güzelliklerle beraber ama üniversiteyi kazanamadı. Dünya yıkılıyor. Hayır. Biraz fazla çalışırız, biraz daha planlı çalışırız, biraz da amaca yönelik çalışırız, kazanırız. Veya işte KPSS. Yani seneye kazanırız. Yani ama bu arkadaki nimetleri görmezsek ve Allah'a nankörlük yaparsak, beni görmüyor mu, bilmiyor mu? Böyle birisiyle karşılaştım. Söyleniyor işte yani beni görmüyor. Ya dedim sen annenin karnındaydın. Annen babanın bile senden haberi yokken seni o üç karanlıkların içinde besleyen, büyüten, geliştiren, orada sana gözler veren, orada sana harika eller veren, orada sana anneni babanı seveceğin kalp veren, sana dünyaya böyle heyecanla bakacak ruh veren bir Allah, oralardayken seni unutmamış, karıştırmamış. Sen şimdi kocaman olmuşsun, dilinde papuç gibi. Bu kadar lafları söylerken mi Allah seni unutacak? Haşa. Yani kusur kabahat bizde. İşte o yüzden kainat, mevcudat, bakınız hayata hizmet ediyor. Bütün kainat, bütün varlıklar hayatı doğuracak şekilde çalışıyorlar. Bütün dönenler, bütün dolananlar, bütün hareketli olanlar, bütün durmayanlar hayatı netice verecek şekilde çalışıyorlar. Ve ortaya bir hayat çıkıyor. Tarifini bilmediğimiz değişik bir şey hayat. Çekirdeğin içindeki hayattan bir yumurtanın içindeki hayata kadar bambaşka güzellikte bir hayat çeşidi. Ve bu hayat İnsan olarak, hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu hayat bir bakıyorsunuz insanlar ve hayvanlar üzerinden rızkın etrafında dönmeye başlıyor. Evet. Yani varlıklar hayatın, hayat insanlar ve hayvanların ve insanlar ve hayvanlar da bir rızkın etrafında koşuşturmaca işindeler. Bunların hepsi rızkın etrafında koşarken sizce rızık neyin peşinde koşuyor? Rızık neyin etrafında dönüyor? İşte rızık da şükrün etrafında dönüyor. Yani şükür varsa rızık devam ediyor.
Ve Allah öyle diyor. Le in şekertum le ezidennekum. Eğer diyor şükrederseniz ben nimetimi size ziyadeleştiririm. Yani şart cümlesi var burada. Yani şükrederseniz ben nimetimi size ziyadeleştiririm. Eğer etmezseniz, eğer nankörlük ederseniz o zaman diyor azabım size çok şiddetli olur. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Amin. Yani bizim Allah'a karşı aynı Lokman Aleyhisselam gibi şükretmemiz gerekiyor. Ve Lokman Aleyhisselam da oğluna diyor ki nankörlük etme diyor. Nankör olma diyor. Yani oğluna yaptığı nasihatlerden bir tanesi de bu. Nankör olma. Allah'a şirk koşma. Nimetleri Allah'ın dışındaki hiçbir şeyden bilme. Mesela düşünün, yaz aylarında biz bir ağacın altında gölgesinde oturuyoruz. Sizce o gölge nimeti kimdendir? Ağaçtan mıdır? Yoksa Allah'tan mıdır? Biz bütün nimetleri, aracıları, sebepleri atlayarak Allah'tan bilmemiz gerekiyor. Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a demiş ki, Ya Rab, Adem demiş, Hazreti Adem için, Adem Aleyhisselam, sana demiş hakkıyla şükredebildi mi? Cenab-ı Hak diyor ki, evet ya Musa, Adem benim verdiğim bütün nimetleri benden bildi. Bu bilmek, bu ilim şükür olarak yeter demiş. Bugün problemimiz tam burası. Yani Allah'tan gelen bütün nimetleri, elimiz, ayağımız, üstümüz, başımız, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, evimiz, her şeyimiz. İşte az önce şöyle kaşıma duygusu, evet, hapşurma, bakınız bunların her biri Allah'tan bilirsek o zaman bizim fabrikaya geldiğinde şükür ortaya çıkıyor. Ama bunları Allah'tan bilmezsek, sağlığı nereden biliyoruz? Spordan biliyoruz. Öbürünü nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Böyle baktığımızda o zaman sebeplere bir nevi ilahlık vermiş oluruz. Allah'ı unuturuz. Allah'ı unutanlardan olmuş oluruz. Şükre engel olmuş oluyor yani. Evet. Sebeplere çok büyük bir engel olmuş oluyor. Peki kıymetli hocam şükür dedik. Yani bu şükrün çeşitleri var mıdır? Yani biz şükrettiğimizi yani tam elhamdülillah lisanen bir şükürdür. Evet, çok güzel. Bunun farklı çeşitleri neler olsa gerek? Tabii şükür çeşitleri var. Yani alimler mesela farklı şükür çeşitleri söylemişler. Mesela düşünün ki bütün mahlukatta, bütün mevcudatta olan şükrü fıtri diye, fıtri şükür diye bir şükür var. Yani bir varlık Allah'ın ona yaratılışta tanımladığı fonksiyonu yerine getiriyorsa aslında bu bir nevi şükürdür. Yani bir elektronun atomun etrafında dönmesi, atomun çekirdeğindeki protonların, nötronların birbiriyle kenetlenmesi, bakınız bunların her biri Allah'ın onlara tanımladığı fonksiyonu yerine getirmek anlamında bir şükürdür. Bir atın koşması, koşarken yavrusunu ezmemek için yan tarafa şöyle kaykılması, küçük bir balığın yüzmesi, bir balinanın yavrusunu emzirmesi. Yani etrafta fıtri olarak yaratılıştan gelen Allah'ın tanımladığı hangi fonksiyonlar varsa bu vazifeleri, bu fonksiyonları yerine getiren herkes ama her şey dinsiz de olsa, imansız da olsa, kafir de olsa bilmeden bu şükrü yerine getiriyor. Akciğerlerin şükrü nefes almaktır. Oksijenle karbondioksitin değişimini sağlamaktır. Böbrekler süzme organı olarak bu şükrü yerine getiriyorlar. Gözümüz ışık nimetine karşı görüyor. Ruhumuzun bir penceresi olarak bir işlev görüyor. Şimdi dolayısıyla yani bu fıtri şükür her tarafta var. Hayvanlar bunu bilmeden yapıyorlar. Bir kuşu düşünün mesela sabahleyin, seherde, sabah namazı vaktinde, yani güneşin doğmasına böyle bir yarım saat kala lütfen balkonlardan çıkalım. Etrafınızda eğer kaldıysa şöyle yeşillik bir yere bakın ve orada cıvıldaşan kuşları bir dinleyin. Onların aşkını dinleyin. Birbirlerine olan muhabbetlerini, heyecanlarını, hareketlerini, o böyle çıtıpıt halleri vardır. Böyle acayip yani iç dünyalarında kıpır kıpır bir halleri var. O haller işte bir şükürdür. Yani Allah'ın tanımladığı fonksiyonlar. İşte Allah insana da şükür fabrikası olma fonksiyonu tanımlamış. Biz bu fonksiyonu yerine getirdiğimizde biz de şükrü yerine getirmiş oluyoruz. Yani su içtiğimizde, elhamdülillah dediğimizde,
bunu Allah'ın verdiğini, Allah'tan geldiğini. Yani su öyle basit bir şey de, yani şu su 3 milyar yaşında. Hürmet etmemiz lazım. Hürmet etmemiz lazım yani. Yani şu su bizden daha yaşlı. Yani dünyanın nerelerindeydi acaba? Veya Allah bunu nerelerde gezdirdi? Yani kainattaki döngü içinde Hint Okyanusu'ndan mı geldi, Kızıldeniz'den mi geldi dağlarımıza, dağların başında karlar, dağların içindeki menfezlere nereden geldi bilmiyoruz. Hangi derinliklerdeydi, hangi ırmaktaydı onu da bilmiyoruz. Ama şu bilmemiz gereken şey, biz şükretmemiz gerekiyor. Allah bize bunu vermiş. Diğer bir şükür çeşidi de şükrü örfi vardır, örfi şükür. Bu çok kıymetli bir şükürdür. Kişinin Allah ona verdiği bir nimet vardır. Mesela göz nimeti veya kulak nimeti. Allah'ın verdiği bu nimeti Allah niçin verdiyse onun rızası, istediği gaye amacıyla kullanmak bir şükrü örfidir. Yani evet. Allah size çok güzel bir el verdi. Bu eli Allah'ın verdiği alanlarda, işlerde kullanacağız. Gözü Allah'ın razı olduğu işlerde kullanacağız. Dilimiz yalana dönmeyecek. İki tane insanı barıştırabiliriz. Tatlı sözler söyleyebiliriz. İnsanlara ümit, heyecan aşılayabiliriz. İnsanların Allah'a olan muhabbetlerini, iç dünyalarındaki samimiyetlerini arttırıcı konuşmalar yapabiliriz. Ama dilimizle bir savaşı da açabiliriz. Bir savaşı da kapayabiliriz. Yani dil böyle bir şey yani. Yani söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Ama işte bu dilden, yani Allah dili bize nasıl kullanmamızı tanımladıysa fonksiyon olarak, bizim onu o şekilde tanımlamamız, kullanmamız, onu o şekilde bakınız hayatın içinde bir yerlere koymamız bizim şükrü örfimiz oluyor. Adam genç. Allah ona bir gençlik vermiş. İşte bu gençliği iffette, istikamette, doğrulukta, hayırlı işlerde kullanacak. Adam çok akıllı. Bilişsel fonksiyonları çok güzel. Aklını, zekasını, mümkünse dehası varsa dehasını, bakınız insanlık adına güzel işlerde kullanacak. İyilik üretmek için kullanacak. Yani o şükrü örfiyi de biz maalesef unutmamamız gerekiyor. Çok önemli aslında yani kıymetlerim. Yani bize tanımlanan, dediğiniz gibi bir hayvanata veya diğer mahlukata ne tanımlanırsa vazifelerini yapıyorlar. Ama işte insana Cenab-ı Hak eşrefi mahluk diyor. Diğerleri insana hizmet ediyor. Bu insanın da o şükrü, yani daha doğrusu verilen nimetleri istenilen noktada kullanmada yerine getirmesi lazım. Yoksa başta dediğimiz gibi o nankörler defterine Allah muhafaza yazılmış olur. Allah hesap soracak. Diyecek ki ben sana bu nimetleri vermiştim. Bütün mesela balıklar, düşünün ki karette karettalar, somon balıkları doğdukları topraklara giderken, yani kuşlar Allah'ın onlara öğrettiği işleri yaparken, hayvanlar, tavuklar, işte inekler, koyunlar, yani Allah onlara ne yapmalarını istiyorsa bunları yerine getirirken, insan da bunların başında bir ustabaşı olarak, bunların başında en üst düzey bir varlık olarak onun da şükretmesi gerekmiyor mu? Ziyadesiyle hocam. İşte ziyadesiyle. İşte biz ama hani Lokman Aleyhisselam gibi, yani tefekkür edip bak ben de şükretmeliyim. Ben de Cenab-ı Hakk'ın, bak onlar böyle yapıyorlar. Demek ki ben de dilimle, hareketlerimle, yaşayışımla, hem eylemlerimle hem de söylemleriyle şükretmeliyim dememiz lazım. Kıymetli. Ve Allah'a da şöyle bir dua etmemiz gerekiyor. Buyurun hocam. Yani bu kadar nimet var etrafımızda. Yani saysak sayamayacağımız kadar. Çünkü Allah söylüyor. Saysanız sayamazsınız diyor. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz diyor sayamazsınız. O kadar çok nimet var. Allah bu kadar nimeti bize vermiş. Allah'tan şunu istememiz lazım. Büyük evliyalar onu istemişler. Demişler ki ya Rab, bu kadar nimetlere nasıl şükredeceğimize dair o şükür manasını bize ilham et. Evet, çok. Yani o şükür manasını bizlere nasıl yapacaksak o şükür manasını bize ver. Yani o yüzden çok büyük rakamlarla, adetlerle şükretmişler. Ne kadar şükrediyorsunuz? Denizlerin dalgaları sayısınca. Ne kadar şükrediyorsunuz? Ağaçların yaprakları miktarınca. Acayip bir şey. Ne kadar şükrediyorsunuz? Yeryüzüne düşen
yağmurların katreleri sayısınca. Biz bilmiyoruz ama Allah biliyor. Yani şükür, hamd, salavat gibi güzel dua manasındaki şeyleri bakınız onlar böyle adetlerle yapmışlar. O yüzden biz de diyoruz ki namütenahi hamd olsun deniyor yani. Evet. Hudutsuz şükür olsun. Yani Allah'ın çünkü nimetlerini biz bilmiyoruz. Yani. Üstümüzde trilyonlarca hücre var. Bu hücrelerin ihtiyaçları neler? Bu hücrelerin görevleri neler? Bu hücreler görevlerini yapmasa başımıza neler gelir onları bile biz bilmiyoruz. Ama bunlar mükemmel bir şekilde çalışıyorlar. Bize rağmen çalışıyorlar. Biz uyuyoruz, onlar uyumuyor. Biz gafletteyiz, onlar gaflette değil. Yani dolayısıyla Allah bizi o şükre engel olan gafletten, mani olan cehaletten korusun. Amin. Kıymetli hocam peki burada yani şükrün ölçüsü ne olmalı? Yani bir ölçü koy varsa nasıl ifade ederiz yani bu şükrün ölçüsünü? Şükrün ölçüsü biz öncelikle Allah'a metü sena edeceğiz. En büyük ölçülerden biri budur. Yani Allah'ı ne kadar met ediyoruz. Yani gecenin karanlığında siz yolda kalmışsınız. Böyle ıssız bir yerdesiniz. Vahşi hayvanlar etrafınızda olabilir. Hava soğuk. Birisi gelse sizi o zor şartlarda size yardım etse. Artık yolda kaldınız, sizi ailenizi aldı arabasına, yardım etti, ikram etti. Ne kadar mutlu oluruz değil mi? Bunu hep anlatırız. Evet. Ya deriz ya gecenin bir karanlığıydı, şöyleydi, böyleydi. Yani onu dilimizden düşürmeyiz. O yüzden şükrün en önemli ölçülerinden birisi Allah'ı biz ne kadar methü sena ediyoruz. Ne kadar övüyoruz. Bize bir iyilik yapan birisini ne kadar övüyoruz. Düşünün ki bir aile olsun. Anne karnında bir çocukları var. Doktor diyor ki herhalde çocuğunuz diyor görme engelli olacak diyor. Veya diyor ki işitme engelli olacak. Veya diyor ki ayakları çalışmayacak Allah etmesin. Veya diyor ki kolları elleri böyle olacak. Sonra birisi de diyor ki ya şöyle bir şey var. Bir ilaç var. Bu ilaçla beraber gözleri iyileşecek. O görmeyen gözler görecek. Şöyle bir enjeksiyon yaparsak işitmeyen kulaklar duyacak. Yürümüyorsa acayip yürüyecek. Elleri tutmuyorsa şöyle olacak. Bakın o ilacı bize verecek kimse biz ona ne kadar minnettar oluruz değil mi? Evet. O ilaç kaç paraysa, bak kaç paraysa o çocuk sağlıklı doğsun diye veya doğduysa sağlıklı büyüsün diye, büyüdüyse sağlıklı gelişsin diye biz o imkanları o kişiye veririz. İşte o ilacın adı inanç. Bunları Allah'ın verdiğine inanmak. Allah hepimize sağlıklı çocuklar veriyor. İstisnalar var. Cenab-ı Hak bazen imtihan için öyle başka yönler, imtihan münasebiyle başka yönler de oluyor. Ama bakın sağlıklı çocuklar. Gören, yürüyen, konuşan, seven. Yani bu acayip bir nimet ya. Bunun evet. Ne kadar farkındayız. Ve çocuklar yürüyorlar. İlk çocuğun adım atmasını düşün. Anne baba ne kadar mutludur. Yürüdü falan ama 2 ay sonra, 3 ay sonra ses yapma, bağırma. Yani demeye başlarlar. İşte insanoğlu biraz sonra bu nimetleri görmemeye başlıyor. O yüzden biz bütün nimetleri Allah'tan bileceğiz. En büyük ölçü bu. Nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek. İkinci ölçümüz bu nimetlerin de hazinesinin Allah'ın elinde olduğunu bileceğiz. Allah'ın hazinesi tükenir mi? Tükenmez. Bunun adı tükenmez kalem. Ama tükenir. Büyük bir yalan. Bu tükenir kalem. Bu tükenmez kalemdir ama Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesi tükenmez. Cenab-ı Hakk'ın kudret hazinesi tükenmez. Cenab-ı Hakk'ın bakınız inayet, yardım hazinesi, imdat hazinesi, dualara cevap veren hazinesi tükenmez. İşte biz bu hazinenin daimi olduğuna inanacağız. Doğru, bugün meyveyi kopardık ama ağaç Allah'ın. Meyve gitse yerine gelen var. Allah verecek ya, hazinesi her, onda. Her baharda görüyoruz. Evet, her baharda görüyoruz, her yazın görüyoruz. Yani ağacın bir meyvesini koparıyorsun, ağacı kesmediğin sürece meyve yine gelecek. İşte o yüzden rahmetin en büyük hazinesi Allah'ın varlığıdır.
Lokman Hekim de zaten oğluna bunu söylüyor. Yani sen Allah'ı bilirsen diyor, sen Allah'ı tanırsan, Allah'ın her şeyinin en ve sonsuz olduğunu kavrarsan üzülmez. Dersin ki olsun gitti. Allah bana yenisini, daha iyisini, daha güzelini, daha bereketlisini verir. Verirken vermesi hikmetti. Alırken alması da bir hikmettir. Der ve ne yapar? Allah'ın verdiğine şükreder, kanaat eder. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ve Allah'ın verdiğini israfta kullanmaz. Yani şükrün ölçülerinden birisi nasıl kişinin bunları Allah'tan bilmektense, Allah'tan biliyorsak o zaman biz bunları israf etmeyeceğiz. Bu nimetlere hürmetsizlik etmeyeceğiz. Nimetleri Allah'ın istediği yerde ve yönde kullanmamız gerekiyor. O zaman o nimetler nimet olur. Evet. Evet. Hocam yani gayet böyle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ben burada şöyle bir soru da sormak istiyorum sizlere kıymetli hocam. Başka programlarımızda da konuşmuştuk. İşte insanın vazife cihetiyle biraz önce de bahsettik. İşte namaz kılması o şükrün yerine geldiğine dair bir gösterge aslında. İşte oruç, hakeza. Doğru. Şimdi Rabbimiz işte Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsediyor. Bunlar farz olduğu gibi. Mesela tesettür var. İşte kızlarımız, annelerimiz. Evet, çok güzel. Mesela bu cihetten bakarsak aslında tesettürde bir şükür diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Şükrü örfinin en önemli göstergelerinden biri tesettürdür. Çünkü güzellik bir nimettir. Güzellik bir nimettir. Güzellik bir emanettir. İnsanın Allah'ın verdiği bu güzelliğini Allah'ın istediği şekilde koruması en büyük şükürdür. Eğer korumazsa o zaman bu şükürsüzlük olur. Şükranı nimet olmaz, küfranı nimet olur. Güzellik nimetine, yani güzelliğin kendisinin Allah'tan geldiğine inanacağız. Mesela düşünün ki bir ayna düşünün. Aynaya güneşin ışınları vuruyor. Evet. Ama ayna ışıl ışıl, pırıl pırıl, parıl parıl parlıyor diyelim. Bu aynanın içindeki bu güzellik aynanın malı mı? Değil. Değil. Güneşten geldiği için bu güzellikler güneşindir. Güneş. Araya bir perde girse ve ayna kırılsa bu güzellik kaybolacak. Biz de birer ayna gibiyiz. Üstümüzdeki bütün güzellikler bizden değil. Bir hanımefendinin de öyledir. Üstündeki bütün güzellikler Allah'tandır ve Allah bu güzelliklerin belli sınırlarda, belli standartlarda tesettürle korunmasını istiyor. Çünkü bu güzellik bir süreliğine bize verilmiş. Emaneten verilmiş. Bizim değil. Emanete hıyanet edilir mi? Edilmez. Emanete riayet edilir, hıyanet edilmez. O yüzden yani bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yani tesettür çok büyük bir şükürdür. Tesettürsüzlük de açık saçıklık artık farklı boyutlarıyla Allah'ın verdiği o güzellik nimetine karşı bir şükürsüzlüktür, bir nankörlüktür. Bu güzellik senden değil, bendendir deyip Cenab-ı Hakk'ı hesaba katmamak. Ben dilediğimi istediğim gibi kullanırım deyip Cenab-ı Hakk'a kafa tutmaktır. Halbuki bizim erkek için veya kadın için belli standartlardaki o tesettür bu nimetlerin Allah'tan geldiğini ve bu nimetleri korumamız gerektiğini ve korursak da Allah bunları bizim için ebedi olarak daimi olarak bize saklayıp geri vereceğini bilmek demek. Yani her güzel güzelliğini sever ve güzelliğinin kaybolmasını istemez. Madem öyle, o zaman güzelliğimizi güzeller güzeli olan Allah'ın istediği şekilde güzel kullanmamız lazım. Erkek için de aynı. Yani tabii erkekte de aynı. Şu an bazı erkek giyimlerine bakıyoruz. Eyvah. Perişan yani. Öyle erkek olunmaz. Erkeğin elbisesi o değil. Yani elbise, kıymetli hocam, sadece bizi sıcaktan korumaz. Elbise sadece bizi soğuktan korumaz. Elbise bizi haramdan da koruması lazım. İsyandan da koruması lazım. Elbisenin, libasın bizi diğer hayvanlara göre üst düzey bir varlık olduğumuzu göstermesi gerekiyor. Yoksa Cenab-ı Hak insanlara da bir kürk verebilirdi yani. Ayılara verdiği gibi, farelere verdiği gibi, kedilere verdiği gibi. Bize de bir kürk verebilirdi ama vermemiş bak. İnsana ziynetlendirecek, bayanlar için, erkekler için ayrı bir tesettür tanımlamış. İlk insandan beri böyle yani. Sadece bugün için değil. Havva validemizden başlayarak böyle.
Dolayısıyla bizim hayvanlar gibi olamayız biz. Biz insanız. Dolayısıyla bizim insan gibi hayvanların çok ötesinde, diğer canlıların çok ötesinde üst düzey bir kimliğimiz var, bir şahsiyetimiz var. İnsan olarak bir haysiyetimiz var. Bu şahsiyeti ve haysiyeti gösterecek bir elbisemizin olması lazım. Öyle bir örtümüzün, örtünmemizin. Ama kadın erkek ikisi de dahil. Sadece hanımlar için, erkekler için demiyorum. İkisi için de çok farklı, çocuklar için bile hatta çok farklı boyutta bir nimetin şükrü olarak tesettüre ihtiyaç var. Cenab-ı Hak inşallah farkında olanlardan bizi eylesin amin, diyelim. Amin, amin. Kıymetli hocam, işte şükrü konuşuyoruz. İnsan, kainat. Burada yani insan olarak, Müslüman olarak insan nasıl bir bilinçli olarak bu şükrü yerine getirebilir? Yani nasıl bir hareket içerisinde olursa, davranış içerisinde bilinçli bir şekilde bu şükrü Rabbimizin istediği gibi yerine getirmiş olabilir. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi burada itiraf diye bir kelimemiz var. Evet. Yani itiraf kelimesi çok önemli. Yani bu nimetlerin Allah'tan geldiğini itiraf edeceğiz. Yani üstümüzde hangi nimetler varsa, etrafımızda hangi nimetler varsa bunlar Allah'tandır diye bunu samimiyetle itiraf etmemiz lazım. Hukukta derler en büyük delil itiraftır. Suçu bile azaltır. Yani itirafçılar doğru. Kendi istekleriyle itiraf ederlerse bu hafifletici bir unsur da olabilir. O yüzden bu nimetlerin Allah'tan geldiğini itiraf etmek çok kıymetli bir başlangıç noktası. Ya bunlar Allah'tan. Allah verdi. Bunları bana Rabbim verdi. Ben bunları hayırda, hakta, güzellikte, iyilikte kullanmam gerekir. Niye? Çünkü bunu bana Allah verdi. Bilinci bizim bilinçli bir şükür yapmamıza kapı açar. Ama bunu bana annem verdi, bunu bana komşu verdi, bu bana oradan geldi, bunu işte devlet bize verdi. Böyle bakarsak o zaman Allah fikri buharlaşıyor. Hakikat o nimetleri bize gönderen Allah'tır. Evet. Bir Yahudi anlatılır, böyle sıkışmış bir park yeri arıyor. Yani bir türlü park yeri de bulamıyor, özel bir toplantısı var. Yani yetişecek, toplantıya gitmezse iş kaçacak falan böyle. Ya diyor ki Tanrı'ya, Tanrım, Allah'ım, yani sen bana bir yer bulayım, ben sana işte falanca gün şöyle ibadet yapacağım, şu gün işte havraya gideceğim. Birçok adaklarda bulunmuş. Az sonra oradan bir araba çıkmaya başlıyor. Araba böyle geri geri çıkarken, gerek yok Tanrım diyor, ben buldum diyor. Şimdi bakınız, Allah'ın verdiği nimeti önümüze zahir olduktan sonra, yani bir şekilde artık böyle ucunu gördük ya, hemen onu biz kendimizden bilen insandır. Bu Yahudi karakteridir. Bütün nimetler Allah'tandır. Küçüğü büyüğü yoktur. Nimetin küçüğü büyüğü olmaz. Nimet nimettir. Ama en büyük nimet, nimetin nimet olduğunu idrak edip şükredebilmek nimetidir. Evet. Yani Davud Aleyhisselam Allah'a öyle şükredermiş ki acayip. Sonra dermiş ki ya Rabbi ben sana bir şükür daha edeceğim. Bir şükür daha edeceğim. Cenab-ı Hak diyormuş ki Davud neden böyle yapıyorsun? Çünkü ben şükrediyorum. Bu nimete şükrediyorum ama bu yaptığım şükür şükretmeyi gerektiren bir şükür. O şükür için bir şükür daha yapıyorum. En son şükür için bir şükür daha. Dolayısıyla şükredebilmek çok büyük bir nimettir. Allah elimizden şükrü almasın. Amin. Şükür şevkini elimizden almasın. Yani şükre iştiyakla, şevkle, heyecanla, arzuyla bizim devam etmemiz ancak bakınız birbirimizi motive ederek olur. Hocam tabii konumuz gayet böyle güzel. Evet, süre bilmiyorum yani. Süremiz de şu an doldu. İnşallah şükrün farklı yönlerini farkındalık programımızda yine konuşuruz inşallah diyelim. İnşallah. Bugün bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Çünkü ehemmiyetli bir konu. Yani insan en basitinden işte kendisine ikramda bulunan bir insana bile ne kadar hürmette işte yapılması gereken o hali yerine getiriyorsa bütün nimetler Allah'ınsa biz Müslüman olarak onu en güzel bir şekilde ona yapmalıyız. Yerine getirmeliyiz. Rabbim bizleri onlardan eylesin diyelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet.
İnsan dedi ki bir şükür fabrikasıdır. Evet. Şu an biz bu 45-46 dakikada daha fabrikanın giriş kısmındayız. Evet. Bu fabrika çok büyük. İnsan bir şükür fabrikasıdır. Biz hala onun giriş kısmındayız. Daha içerilere, daha derinlere inşallah başka programlarda girmeyi Allah nasip etsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, Bir Farkındalık Vakti programının daha sonuna geldik. Rabbim bizleri hakkıyla şükreden, kendine hakkıyla bu şükrü yerine getiren kullarından eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.